Bu alemde kral kraldır, temizlik işçisi temizlik işçisidir. Kral görevini adil yapmaz, temizlik işçisi görevini adil yaparsa, dönüştükleri zaman, ölümü tadarak berzah alemine dönüştükleri zaman, o temizlik işçisinin büyük bir makamı ama işini doğru dürüst, adil olarak yapmayan kralın da çok süfli bir hayatı olacak. Merhaba sevgili kardeşlerim. Bundan önceki sohbetlerimizin birincisinde diyebilirim. Cenab-ı Hakk'ın muradı ve muradının açığa çıkışı. İkincisinde türlerin ve burada bizim türümüz olan ins türünün kendi süreci içerisinde kemale ermesi ve insanlığın başlaması. Şimdi de insanın yapısallığı konusunda biraz konuşalım diyorum. Hakikati Muhammedi ismini verdiğimiz varlığın tümel yapısının içerisinde yaratılmış, yani içerisinde var olan istidatların en kamili olan ins türü, yine Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının bir terkibinden ibarettir. Zat platformunda sıfat payandalarıyla ve Esma'nın getirmiş olduğu, Esma-ül Hüsna'nın getirmiş olduğu hareket sahasıyla insan yaratılmışların en eftale olarak alemi zinetlendirmiş, süslendirmiş ve bir anlamda da Cenab-ı Hakk'ın muradının muhatabı olmuştur. Tabii ki burada en üst seviyede %100 kapasiteyle bu türün temsilcisi olan ve bizim önderimiz olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, her ne kadar Kur'an-ı Azimüşşan'da ene beşerün mislüküm deniyor ise de, sadece tür olarak benzemekteyiz ama kapasite olarak hiçbir varlık ondan aynı seviyede olamaz, değildir. Çünkü o sistemin tepeliğidir. Cenab-ı Hak aynı zamanda biz her şeyi bir kader üzere yarattık buyuruyor. O zaman her mahlukun olduğu gibi konumuzu daha parantez içine alalım, insandan bahsedelim. Her insan bir kader üzerine yaratılmıştır. Bu kader ne demektir? Bu kader kişinin Cenab-ı Hakk'ın muradını açığa çıkartabilecek olan esma terkibiyle yaratılmış olduğunun bir izahıdır. Yani kim bu sistemde hangi dişli yerine varlığını sürdürecek ise ona o kader verilmiştir, o istidat verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, niye ben dişliyim de ana kumanda değilim diye düşünmek tamamen nefsani, tamamen birimsel, bedensel, hazsal bir sapkınlıktır. Böyle bir şey aklınızdan geçirmeyiniz. Çünkü bu sistemi yaratan, bu varlığı yaratan, her şeye içkin ve her şeyden aşkın olan o muhteşem varlık, kendini seyretmek, kendi sonsuzluğunu, kendi Halikul Bari'ül Musavvir esprisi içerisindeki hikmetlerini, kudretlerini seyretmek için bir sergi açmıştır. Ve bizim o sergide ben şu olmak istiyorum gibilerinden bir küstahlık hakkımız kat'i surette yoktur. Evvela biz Yaradanımızdan razı olmak durumundayız. Kim niçin yaratıldıysa o olacaktır ve onun kemalatı da oradadır. Hiç merak etmeyin. Bir temizlik işçisinin kemalatı kaderine
yazıldıysa ve o kemalatı yaşıyorsa indallah da kamil bir kul ortaya çıkacaktır, mükafatını görecektir o kişi. Çünkü bizim Rabbimiz Sübhan'dır, eksiksizdir, adildir, hiç kimsenin hakkını hiç kimseye yedirmez. Bir kere böyle bir iman söz konusu olduktan sonra artık vesvesenin hiç alakası kalmaz. Gelelim terkibi esma ile karakterlerin oluşumuna. Dediğimiz gibi insan vücudundaki organlar Cenab-ı Hakk'ın mülkünde tamamen keşfedilmeyi ve absorbe edilmeyi bekleyen bir takım frekansları algılarlar ve o insandaki ef'al alemini yaratırlar. Bundan dolayı herkesin istidadı kendine göredir dedik ya demin, işte bu o. Ve insan eğer istidadının farkına varır ve o doğrultuda gider ise niçin yaratıldığının farkına varır ve kemaline ererek bu dünya, yani bu şuhud aleminin icabını yerine getirir ve dönüşür. Dönüşmesi ölümü tatması demektir. Bir başka boyuta, melekut boyutuna geçer. O boyuttaki berzah aleminde bu alemle hiç alakası olmayan bir muamele görür. Nedir o? Bu alemde kral kraldır, temizlik işçisi temizlik işçisidir. Kral görevini adil yapmaz, temizlik işçisi görevini adil yaparsa, dönüştükleri zaman, ölümü tadarak berzah alemine dönüştükleri zaman, o temizlik işçisinin büyük bir makamı ama işini doğru dürüst, adil olarak yapmayan kralın da çok süfli bir hayatı olacak. Onun için buradaki işin neviyle değil, bizim o işi yapış ahlakımızla alakalıdır. Bundan sonraki boyuttaki halimiz. Ve bu boyutta en önemli olan şey rızadır. Bundan dolayı da. Halimize razı olmak. Halimize hamd etmek. Halimizden şükürle memnuniyetimizi Rabbimize bildirmek ve de önümüze konanın ne olduğuna bakmadan en iyisini yapmak. Tabii ki burada şer-i şerif diye bir ayrımımız her zaman söz konusudur. Çünkü Cenab-ı Hak hiç kimseyi şer-i şerife mugayyir bir meslekte, istidatta yaratmamıştır. İnsan nefsine uyarak şer-i şerife mugayyir bir hayat sahası seçer. Bundan, bu da bizim imtihanımızdır. Hazlarımız ve şehvetimiz bizi o tarafa doğru çekecektir. Ve biz hiçbir şekilde onu tercih etmeyeceğiz. Ve de Cenab-ı Hakk'ın yakın olun dediklerine yakın olarak bu şuhud boyutunu, bu misal boyutunu geçip dönüşerek berzah alemindeki ahiret boyutuna geçiş sürecinde ya cennet bahçelerinden bir bahçede yahut da cehennem çukurlarından bir çukurda iskân olacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizim istidadımız her zaman güzele doğrudur. Bizi yanlışa, çirkine çekmek isteyen iblise hiçbir zaman prim vermeyelim. Bunun için de halimizden razı olup Cenab-ı Hakk'ın ipine sarılmaktan başka bir çare yoktur. Bu ipe sarılmanın en kolay tarafı o ipe sarılmış olan bir kişi bulup onun eline yapışmaktır. Evet, insan işte böyle içinde bütün ihtimalleri, bütün olasılıkları yaşatan bir varlıktır. Ve nedir ki önemli olan doğru yolu, istikameti, yani emredildiğiniz üzere istikamet sahibi olun denilen ayeti tercih etmiş olsun ve de salihlerle, alimlerle, hakkı tercih etmiş olan insanlarla oturup kalkmayı kendisine adet edinmiş olsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Arkadaşınızı iyi seçin, ne olursunuz. Zamanın bütün kötülüklerinden, uyuşturucudan,
her türlü sapkınlıktan, efendim şu anda dijital ortamın ayağınıza getirmiş olduğu her türlü pespayelikten lütfen kendinizi koruyun. Lütfen kendinizi koruyun. Bu da size bir abi nasihati olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.